Merhaba sevgili izleyiciler. Ben astrolog Yasemin Sürer. Sizlere 4-10 Ekim haftasının önemli astrolojik etkilerinden bahsetmek ve ardından da burç ve yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Günlük yorum ve astroloji hakkında daha fazlası için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan takip edebilirsiniz. Zaman hızlı akıp gidiyor ve Ekim ayına başladık. Eylül ayına nazaran zorlu bir Ekim ayı bizi bekliyor olacak. Bu ay sırasıyla Plüton, Satürn, ardından Jüpiter ve Merkür teker teker düz hareketine dönmeye başlayacak. Ekim ayının ilk yarısı daha olumluyken özellikle ayın ikinci yarısı 20 Ekim koç dolunayı ile birlikte bu etkileri iyice zorlaştıracak. Haftanın önemli bir gökyüzü olayı 6 Ekim saat 14.05'te terazi burcunun 13 derecesine gerçekleşecek yeni aydır. Bu yeni ay hem özel hem iş ilişkileri, ortaklıklar, hukuksal konular, maddiyatı ilgilendiren konuları ön plana çıkarıp hak ve adalet isteklerimizi vurgulayacak. Yeni ayın Mars ile kavuşumu, geri giden Merkür ve Algorab yıldızı bu yeni ayın etkilerini zorlaştırmaktadır ve dengeleri sarsacak gibi duruyor. Birçok ilişkide anlaşmazlıklar ve iletişim sorunları baş gösterirken Satürn ve Jüpiter ile yaptığı açı sebebiyle bunlardan geçmek zorunda olduğumuzu ve ileriye dönük sağlam ve kalıcı bir zemin oluşturmamıza destek verecek. Ardından da fırsatları da beraberinde getirecek tabi. Zaman zaman kendimizi yalnız ve anlaşılmıyor hissetme, karamsarlıklara yol açabilir. Ekim ayı hem bireysel hem de ülke haritalarında zorlu enerjileri barındırıyor ama hayatımızda yeni sayfalar ve açılımlar yapmak için bu zorlukları aşmamız gerektiğini kendimize hatırlatalım. Bu yine ayın etkileri 20 Ekim'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında yeni ortaklıklar, işbirlikleri, güzellik, estetikle ilgili müdahaleler için uygun bir zaman diliminde olmayacağız. Hafta boyunca Güneş ve Mars kavuşum etkilerini hissediyor olacağız ve 8 Ekim'de bu kavuşum gerçekleşecek. Bu kavuşum aynı zamanda yeni bir Mars döngüsünü hayatlarımıza başlatacak. Doğum haritalarınızda terazi alanınız hangi evin konularını içeriyorsa bunlarla ilgili mücadeleniz artacak ve enerjinizi bu konulara aktaracaksınız. Bu alanlarda daha fazla uyum yaratma ama özellikle hak ettiklerimizi alma çabası içinde olacağız. Haftanın genel etkilerine baktığımızda ise daha pasif, agresif bir tavır içinde olup daha gergin bir şeyleri harekete geçirmek için Yeri geldiğinde daha savunmacı ve istediklerimizi odurtmaya çalışacağız. Bu etki sinirsel bir gerginlik yaratabileceğinden baş dönmeleri, baş ağrıları, bel, böbrek, mesane bölgesi ve sırt ağrıları fazlalaşabilir. Yine fevri davranışlara, sakarlık ve kazalara karşı temkinli olmaya özen gösterelim. Ve 7 Ekim'de Venüs Akrep Burcu'ndan çıkıp Yay Burcu'na geçiş yapacak ve 5 Kasım'a kadar burada kalacak. Kişisel gezegenlerin terazi burcunda sterlium oluşturması sebebiyle ilişkiler ön plana çıktı ve Venüs akrep sürecinde birçok ilişkide kıskançlıkları, güç ve baskıcı davranışları tetikledi. Şimdi ise yay burcunda hayata daha iyimser, hayattan daha keyif almak isteyeceğimiz bir süreç başlayacak. Ama onun öncesi önemli bir konuya değinmek istiyorum. 6 Ekim'de 27 Nisan'dan bu yana gir hareketli olan Plüton tekrar düz hareketine başlayacak. Plüton akrabin yöneticisi ve Venüs akrepte 4, 5, 6, 7 Ekim tarihlerinde son derecelerinde hareket edecek. Bu da ilişkilerde birçok krizi tetikleyecek gibi duruyor. Maddi konularda bu tartışmaların ana temasını oluşturabilir son zamanlarda bastırmaya çalıştığımız, tam netleşemediğimiz konular ve bazı gerçekler önümüze düşebilir. Mars bu hafta güneşle birlikte hareket edeceği için birçok tartışmayı ve kavgayı da alevlendirecek gibi duruyor. Geçmişteki hatalarımız ve davranışlarımızı da inceleme fırsatı bulup ilişkilerde yeni başlangıçları ve bitişleri de sebep olacak. Burada yapılması gereken hemen bazı netleşmeler sağlayamasak bile bununla ilgili ne istediğimiz ve ne istemediğimizi kendi içimize daha fazla sorgulamaya ve bizi daha fazla huzur ve mutluluğa kavuşturacak kararları almaya yavaş yavaş başlayacağız. Sen bunu yaptın, ben bunu yaptım gibi diyaloglar fazlalaşıp aslında adil bir denge kurmaya çalışılacak. Ve 9 Ekim saat 19.18'de Merkür güneşle kavuşum yapacak. Biliyorsunuz ki bu kavuşumda dile kapıları açılır. Kalpten istediklerimiz ve söylediklerimiz daha çabuk gerçekleşebilir. Ama bu sefer Merkür geri harekette olacak. Bu ne demek? Özellikle geçmiş konular, geçmişte yaptığımız hatalarla yüzleşebilir. İlişkiler başta olmak üzere önemli farkındalıklar, haberler ve bilgiler elde edebiliriz bir nevi netleşmek için gözümüzdeki perdeler açılabilir ve gerçeklerle yüzleşmeler olacak. Ama bu konularla ilgili nihayet netleşmeler ancak 18 Ekim'den sonra yani Merkür düz hareketine dönmesiyle birlikte şekillenmeye başlayacak. 10 Ekim pazar haftanın son gününde de Mars bu sefer Merkür ile kavuşacak. Fikirlerimizin sonuna kadar arkasında duracağız.